Cezaevinde kalamaz raporuyla tahliye edilen gazeteci Mevlüt Öztaş hayatını kaybetti. Kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Cihan Haber Ajansı'nın Uşak muhabiri olarak uzun yıllar gazetecilik yapan Öztaş, örgüt üyesi olmakla suçlanıp konduğu cezaevinde pankreas kanserine yakalanmıştı. Gazeteci Mevlüt Öztaş'ın vefatını kızı Büşra Öztaş duyururken duyarlı çevreler sosyal medyadan tepki verdi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Cezaevinde kahrından kanser et, tedavisini, tahliyesini geciktir, bu cinayettir" ifadesini kullanırken, Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ da Öztaş'ın vefatını takipçilerine duyurdu. Gazeteci Nurcan Baysal ise "Umarım bir gün yaktıkları bu yaşamların bedelini öderler" dedi. Siirt'te intihar girişiminden sonra vefat eden 18 yaşındaki İE'ye cinsel saldırıda bulunan uzman çavuş Musa Orhan hakkında yakalama emri çıkartılmasının ardından teslim oldu. Görevinden açığa alınan Orhan'la ilgili Siirt Barosu da meselenin takipçisi olacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cuma günü tüm milletimize vereceğimiz bir müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Bu suretle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tasarrufu altındaki reklam alanlarında bulunan "Ya Kanal Ya İstanbul" yazılı bilgilendirme afişleri İstanbul Valiliği tarafından görevlendirilen emniyet birimlerince söküldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kimse susup oturmamızı beklemesin" dedi. Gelecek Partisi'nin genel merkezini ziyaretinde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ile ortak basın açıklaması yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerine sorulan soruya "Ortada seçim yok, bir şey yok, doğmamış çocuğa don biçiyorlar" yanıtını verdi. 21 Eylül'de ders zili çaldığı zaman bir okulun hangi mekanında ne yapacağız, nasıl yapacağız, hangi davranışlar ortaya konulacak, servis araçları için hangi kurallar geçerli, bunlar için ayrı simülasyonlar yaptık diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüklerini belirterek "şu kademelerde risk yoktur denildiği aşamada okulları açarız" ifadelerini kullandı.